İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyeti Artsakh'ı ziyaret etti. Şuşi'deki Artsakh ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırı. Aray Karutyunyan, Artsakh'ın tanınmasına dair kabul edilen karar yeni gerçekliklerin bir başlangıcı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, kayıpların aranması ve esirlerin değiştirilmesi bir önceliktir. Aznavur Vakfı Ermenistan Cumhuriyeti'ne insani yardım gönderiyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığındaki heyet, 3 günlük bir ziyaret için 24 Kasım'da Artsakh Cumhuriyeti'ne gitti. Heyet, Parlamento Başkanı Leonardo Basmacan, Savunma Bakan Yardımcısı Suren Şahumyan ve diğer milletvekillerden oluşuyor. Artsakh'ta milletvekili olarak seçilen Hagop Hagopyan'a milletvekili mandatı verildi. Ziyaret çerçevesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti Artsakh'ın siyasi liderleriyle, özellikle de Ulusal Meclis Başkanı Artur Tovmasyan, İktidar Partisi milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Artsakh Cumhuriyeti vatandaşları ile toplantılar yaptı. Ayrıca görüş alışverişi de gerçekleşti. Nüfusun güvenliği, vatandaşların hayati faaliyetlerinin aktivasyonu ve kentsel gelişim alanındaki faaliyetlerin teşvik gibi bir dizi güncel konu tartışıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nden bir heyet Artsakh Cumhuriyeti'ni ziyaret ederken Şuşi'nin eteklerinde mevcut Artsakh-Azerbaycan sınırının bir bölümünü kameraya çekti. Mevcut belirsiz durumda sınırların kesin netleştirilmemesi, Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan tek işleyen yolun güvenliğini havada bırakıyor. Elbette Rus barış güçlerinin varlığı cesaret vericidir. Ancak Artsakh Cumhuriyeti'ni ana vatana bağlayan daha güvenli bir yolun inşası oldukça zorunludur. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Karutyunyan kendi sosyal hesabı Facebook sayfasında Artsakh Cumhuriyeti'ni tanıma ihtiyacına ilişkin kabul edilen kararın yeni gerçekliklerin başlangıcı olacağını düşündüğünü duyurdu. Karutyunyan, Fransa Senatosu tarafından 25 Kasım'da Artsakh Cumhuriyeti'ni tanıma ihtiyacına dair kabul edilen kararın yeni gerçekliklerin başlangıcı olacağını düşünüyorum ve bu konuda Artsakh yetkilileri tarafından yapılan açıklama hayati menfaatlerimiz içindedir diye yazdı. Açıklamada şöyle deniyor: Fransız Parlamentosu Üst Meclisi'nin Artsakh Cumhuriyeti'nin tanınması gereği üzerine 25 Kasım'da kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Senatörlere çabalarıyla bu tarihi kararı mümkün kılan tüm kişi ve kuruluşlara çok müteşekkiriz. Diğer önemli hususların yanı sıra Senato'nun kabul ettiği kararla 27 Eylül'de Artsakh'a yönelik terörist çetelerin katılımıyla Azerbaycan-Türk askeri saldırısının kınanması dikkat çekiyor. Senato, Fransız yetkililerini Artsakh Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan süresiz üçlü ateşkes antlaşmasında yer alan 1994'te oluşturulan sınırların restorasyonunu sağlamak için tüm önlemleri almaya çağırıyor. Armenpress'in aktardığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet oturumunda Dağlık Karabağ'daki savaş sırasında kayıpların aranması ve esirlerin değiştirilmesinin Ermeni hükümeti için mutlak bir öncelik olduğunu söyledi. Nikol Paşinyan, bu konular üzerinde her gün çalışıyoruz. Esas zorluk ne yazık ki sadece bize bağlı olmamasıdır. Mağdurların ailelerinin, gazilerin, savaştan etkilenen diğer grupların ve vatandaşların sosyal koruma garantisi ve daha fazla iyileştirmesi acil görevler listemizde yer almaktadır, dedi. Aznavur Vakfı'nın ortakları aracılığıyla Fransa ve İsviçre'de Ermenistan Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere 35 tondan fazla insani yardım toplandı. Armenpress'in haberine göre, Aznavur Vakfı bu yardımın bir kısmının 27 Kasım'da Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan insani yardım kapsamında Fransız hükümeti tarafından kiralanan bir uçakla gönderileceğini bildirdi. Aznavur Vakfı'nın kurucu ortağı ve mütevelli heyeti başkanı Nikola Aznavur, Ermenistan Charles Aznavur'un kalbinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Gümrü'de depremzedelerin en mutlu ve hüzünlü anlarında her zaman Ermeni halkının yanında olan sembolü oldu.
Aznavur Vakfı sanatçının insani misyon ve vizyonunu gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu zor zamanlarda Ermeni halkının yanındayız, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vahram Tadevosyan tarafından seslendirilen Zartir Lao adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.